Selam. Selam, Merhabalar. merhabalar. Ne haber, Merhabalar. nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Nasıl gidiyor? İyi valla. Amerika'dan, İsviçre'den buluştuk. Ne kadar güzel. Daha ne olsun. İyi, Kesinlikle. her şey yolunda. Keyfimiz yerinde. Pazar günü bahsettim sana. Özür dilerim. Cuma günü İzmir'e gidiyoruz. Onun için daha da heyecanlıyım. Süper. Keyfimiz yerinde. Sen nasılsın? Nasıl, her şey yolundadır umarım. Güzel güzel gidiyor. Biz bu sene Türkiye'ye gelemeyeceğiz ama önümüzdeki sene artık inşallah. Evet, Bu inşallah. sene Daha en sağlıklı azından günlerde. inşallah diyelim bakalım. Vallahi hayırlısı iyi bir yolculuk olsun sizin için de. Su gibi Çok gidin, su teşekkür gibi ederim. gelin diyelim. Umarım, inşallah. Biraz tedirginiz ama inşallah yolunda gider, iyi geçer yolculuğumuz. Kesinlikle. Hadi bakalım hayırlısı ya. Niyet ettiğiniz gibi olsun. Evet, umuyorum. Şimdi esasında yavaş yavaş arkadaşlarımız katılmaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Biz bugün yeni katılanlar için de, tabii bunu aynı zamanda kaydedeceğiz. Ben kaydettikten sonrasında da bunu Instagram'dan çekip Zoom vasıtasıyla YouTube'a aktarıyorum ve o videoyu da aynı şekilde paylaşacağım seninle. Sen kendi kanalında kullanabilirsin. Bugün Süper. konumuz mindfulness. Ben özellikle yeni katılan arkadaşlara da şöyle dedim. Bu arkadaşımız Yasemin Hanım, insan kaynakları konusunda uzman, zaten psikolog. O yüzden de koçlukta da çok değişik bir şekilde mindfulness'ı harmanlıyor. O Evet. yüzden de seninle konuşmak benim için iyi oldu. Ben de bu sohbetleri neden yapıyorum? Bu Zoom ile favori oldu ama ben açıkçası insanların az bildiği konularda bir şeyler yapalım istiyorum. Çünkü öyle bir dönemdeyiz ki hani herkes ne kadar biliyorsa bilenin bilmeyenden sorumlu olduğu bir dönem ve 13 Mart 2020'den itibaren bence yeni bir çağ başladı. Ben buna kendini bilen insanların çağı diyorum. Hani Homo sapiens sapiens bildiğini bilen insan çağı da bildiğini bilen insan bilse her şeyi savaş olmaz, hırgür olmaz. O yüzden de mindfulness gibi uygulamalar ve başka konuştuğum şeyler bence ışığı arayanlar diyelim, kendini gerçekleştirmek isteyenler diyelim, hakiki insan olmak peşinde olanlar için güzel araçlardan birisi. O Evet. yüzden bu sohbetlerin amacı o. Sen Evet. anlatırsan biz bugün bol bol dinlemek istiyoruz. Bu nedir, ne değildir mindfulness? Bize biraz anlatır mısın? Ama istersen Tamam. öncelikle kendi geçmişinden başlat. Kimsin, ne yaparsın, bugünlere nasıl geldin? Ondan sonra mindfulness'a girelim. Tamam. Kısaca konudan bahsedeyim ben. Bahsettiğim psikoloğum, lisansımı psikoloji alanında tamamladım. Sonra psikoloji eğitimim devam ederken psikoloji derslerimizden bir tanesi endüstri ve örgüt psikolojisi dersi. O dersi aldıktan sonra artık üçüncü sınıftayım da. Hani sonrasında ne yapacağım, neye odaklanacağım? Tam o dönemde o derste karşılaşmam tam zamanında oldu. O dersi aldıktan sonra uzmanlığımı insan kaynakları alanında yapmaya karar verdim. Ve üniversitede birkaç stajım oldu insan kaynakları alanında. Sonra insan kaynakları alanında yaptım. Yüksek lisansımı tamamladım. Yüksek lisans devam ederken bir taraftan da insan kaynakları alanında çalışmaya başladım. Yaklaşık 15 yıl kadar insan kaynakları alanında ulusal, uluslararası firmalarda görev aldım. En son bir firmanın insan kaynakları yöneticiliği görevini yürütürken eşimin işi nedeniyle İsviçre'ye yerleştik. 2015, 5 yıl kadar önce. İsviçre'ye yerleşince bir taraftan da hep koşuluk eğitimlerini almak istiyordum aslında. Hep erteliyordum da. Yani işte yoğun, iş temposu, başka da sebepler derken İsviçre'ye gelince yapabileceğim, odaklanacağım ilk alan olarak koşulu belirledim. Eğitimlerime burada başladım. Eğitimler devam ederken bir taraftan da böyle minik minik öyle başlarız ya. Minik böyle işte deneyimlemek için, anlamaya çalışmak için minik böyle arkadaşlarımla, yakınlarımla, tanıdıklarımla görüşürken inanılmaz keyif almaya başladım koçluktan. Öyle olunca profesyonel koç olmaya karar verdim. Çünkü her eğitim aldığımızda profesyonel koç olmuyoruz. Koç olarak mezun oluyoruz. Ama profesyonel koç olmaya karar verdiğimizde sadece aldığımız eğitim yetmiyor. Başka bir sürü araştırmalar, daha çok pratik yapmak gerekiyor, kaynak taraması yapmak gerekiyor, makalelerden haberdar olmak gerekiyor, öyle düşünüyorum. Derken koçluk yapmaya başladım ben. Sonra biz bir Türkiye'ye döndük. Türkiye'ye dönünce kendi şirketimi kurdum Kenan. YK Coaching isminde kendi şirketim var. 15 yıl kadar insan kaynakları alanında çalışınca oradan da kopmak istemedim.
Dolayısıyla YK Coaching çatısı altında insan kaynakları danışmanlığı yapıyorum. Düzenli çalıştığım firmalar var, süreç bazlı destek olduğum firmalar var. Danışmanlık kısmı böyle. Koştuk devam ediyor danışmanlık yaptığım firmalarla. Aynı zamanda dışarıdan daha çok zamanım koşukta geçiyor. Orta düzey, üst düzey yöneticilerle çalışıyorum. Bir de yine Amerika'dan bir sağlık koşuk programı tamamladım. Mindfulness aslında orada ilk gördüm. Sağlık koşuk programı içerisinde ilk orada duydum ben. Sağlık koştuğu yapıyorum. İş özel yaşam dengesini oluşturmaya çalışan, zayıflamaya çalışan danışanlarım var. Mindfulness'ın içinde mindful beslenmeyi öğrendim. Hep böyle şey birbirini tamamladı. Yani zayıflamaya çalışan danışanlarımla onun psikolojik boyutu üzerine çalışıyoruz. Ne oluyor da sağlıklı beslenmeyi, ne oluyor da sağlıklı yaşamı sürdürebilir kılamıyor. Onun üzerine çalışıyoruz. Bir taraftan da eğitmenlik yapıyorum. Hem insan kaynakları alanı konularında hem de işte mindfulness, mindful beslenme, iletişim, duygularımız, duygusal zeka, alışkanlıklarımız gibi konularda bir taraftan da eğitmenlik yapıyorum. Biz tekrar İsviçre'ye geldik Türkiye'ye döndükten sonra. Yaklaşık bir yıldır İsviçre'deyiz. Ama ben her ay koronaya kadar gidiyordum. Her ay düzenli olarak bir hafta 10 günü İzmir'de geçiriyorum. O bir hafta 10 günde İzmir'deki işlerimi toparlayıp buraya döndüğümde de işlerime buradan online devam etmeye çalışıyorum. Böyle. Güzel valla. Peki koştuğu online olarak mı aldın yoksa Amerika'ya gelip de mi aldın? Ben o bahsettiğim sağlık koçluğu programı online bir program. Süper. O ilk temel eğitimi CTI koçuyum ben. Burada Cenevre'de aldım. Onun üzerine o bir yıllık online sağlık koçluğu programı çok güzel oldu. CTI çok zorlayıcıdır esasında. Diğer iki ekolden daha zorlayıcıdır. Evet. Şimdi sonrasında mindfulness eğitimini alınca da şeyi çok net görüyorum ama yani hani o çok onu da anlatıyorlar aslında. Mindfulness kavramıyla değil, orada olmak, anın içinde kalmak, anın içinde dans etmek çok böyle örtüşen tarafları var. Birçok belki de koşuk ekolünün ama çok böyle severek, keyifle aldığım bir eğitim programı oldu gerçekten. Hadi bakalım. Peki mindfulness nedir, ne değildir? Bize ne anlatırsın? Mindfulness'ın tanımıyla başlayalım. O tanımını böyle kısacık yapacağım ama o tanımın üzerinde biraz durmaya ihtiyacımız var aslında. Böyle yapıp geçmeyeceğim. İçimizde ve dışımızda olup biteni. İçimizde ve dışımızda olup biteni sanki başkası başka biri yaşıyormuşçasına tarafsız, yargılamadan, şefkatle, nazik bir şekilde gözlemleyebilme. Bilerek, isteyerek dikkatimi içinde bulunduğum ana odaklayabilme. Mindfulness'ın tanımı. İçimde ve dışımda olup bitenle kastettiğimiz ne? İçimde olup biten beden hislerimin farkında olmak. Yani beş duyumla aldığım hislerin farkında olmak. Duygularımın farkında olmak. Bununla beraber düşüncelerimin farkında olmak. Tam da şu an Kenan'la mindfulness üzerine konuşurken zihnimden geçen düşünce ne? Hangi duygum var? Bedenimde hangi hisler var şu an? İşte bir endişe, kaygı hissediyorsam şu an, işte bir karıncalanma mı var, uyuşma mı var ya da işte çok keyif alarak buradayım, heyecanlıyım, onun verdiği böyle bir kalp atışının hızlanması. Bunların farkında olma ve dedim ya aynı zamanda dışarıda olup bitenin de farkında olma. Dışarıda yine duyularıma gelen, dışarıda olup biten ne varsa onun farkında olabilmeyi ifade ediyor. Ana odaklanma dediğimizde şu var sadece Kenan. Bazen eğitimlerin ismini de öyle duyuruyorum ben. Anı yaşamak demek değil mindfulness. Mindfulness anda yaşamak demek. İkisi arasında çok güzel böyle bir fark var. Yani anı yaşa deyince şöyle oluyor. Yani boş ver bu dünya ölümlü. Yani boş ver sıkma canını, üzülme gibi bir şey var. Anı yaşanın içerisinde. Anda yaşa dediğimizde o anın içinde her şey var ama. Yani o anın içinde hayal kırıklığı da var, başarısızlık da var, öfke de var, her şey, acı da var, her şey var. Anda yaşamak demek tüm bunların hepsinin aslında farkında olmak anlamına geliyor. Dolayısıyla hepsinin farkında olup hepsini kabul etme var mindfulness dediğimizde. Böyle tanımlayabilirim herhalde. Yani biraz önce ilk tanımlamadan önce şunu demiştin, anda dans etmek dedin. Onu bir kere aldım, cebime koydum. İkincisi de anı yaşamak ile anda yaşamak. Evet. Hani anı yaşamak, biz şimdi Ege'liyiz ya, vur patlasın, çal oynasın akla geliyor ama anda yaşamak esasında muhtemelen o hayat okyanusu, varlık okyanusuyla zihinsel olarak bir birleşme yaşayıp o birlik deneyimini hissetmek. Yani insanın o
küçüklüğünü damlan okyanusa erime hissini anlaması, hissetmesi gibi bir şey ben anlıyorum bunu. Ve içine de sen şefkati koydun. Çünkü hani ben bazen düşünürüm hani böyle kendi ilginç zihinsel egzersizlerim var. Kötü bir insan mindfulness olabilir mesela. Filmlerde görürüz ya çok kötü karakterdir ama her şeyi fark eder, bilir. Hani, o da anda esasında ama biz işin içine yani çünkü mesela o adamlar da karakter, öyle tipler var ve başarısı, o da başarılı kendince. Başarısı sebebi de o esas anda her şeyi görüyor, ediyor. Belki bizden daha anda ama işin içinde o şefkat yok, birleşme yok, nezaket yok. Çok hani o tarafı eklemek bence çok ama çok değerli oldu. Harika valla. Kesinlikle. Tam dediğim gibi eğitimlerde de tam bu dediğim noktanın da altını hep çizeriz. Kitaplarda, kaynaklarda böyle. Sadece dikkatime odaklamam yetmiyor. Hırsızlık yapan bir kişi. Yani dikkati, tüm dikkatiyle orada. O değil. Onun içinde açık kalpli olmak var. Onun içinde kendime, başkalarına şefkat göstermek var. Nezaket göstermek var. Bilinçli farkında olarak dikkatimi vermek var. Dolayısıyla hani çok güzel oldu bunu söylemen. Onun altını çizmekte fayda var. Sadece dikkatimi odaklamak değil. Farkında olarak, şefkatle, nezaketle dikkatimi odaklamak. Hani peki ben sana tarihçesini soracağım bundan sonra ama bir aklıma şu geldi. Şimdi hep mesela yogada Patanjali'nin sutralarında der ki işte 12 saniyeden sonra hani modernize edilmiş halde 12 saniyeden sonraki 12 saniye kadar beynini odaklayabiliyorsan bu meditasyon demektir. Sonra başka aşamalar bahseder. Tabii her nefeste odaklanabilmek de kolay değil. Sonuçta hani bizim kesikli bir odaklanma maalesef var ve maymun zihnimiz var. Evet. İşte içsel yargıç dediğimiz o şey araya giriyor. Peki mindfulness'u böyle devamlı sağlamak mümkün mü? Muhtemelen veriler falan yapıyordur böyle yükselmiş üstadlar ama ne dersin? Evet. Oraya bir onu bir sorup da geçeyim. Tamam. Maymun zihninden de bahsettin ya. Bu konuyla ilgili yapılan çok bilimsel bir çalışma var. Zihnimiz yapılan çalışmalar gösteriyor ki uyanık kaldığımız zamanın %47'sinde ya geçmişte ya gelecekte. Yani günün yarısı aslında. Uyanık kaldığımız zamanın yarısında zihnimiz ya geçmişte ya da gelecekte. Ortalamada. Dolayısıyla durum buyken bizim amacımız bu %47 zihnin dolaşmasını %0'lamak değil. Öyle bir şey olamaz. Yani zihnin işi bu. Zihin düşünecek. Bizim yapmaya çalıştığımız, mümkün oldukça yapmakta olduğumuz şey her neyse dikkatimizi ona vermek. Neyi kastediyorum? Biraz sonra daha detaylı konuşuruz onu. Meditasyonlar, pratikleri var. Dikkat süremi artırmaya çalıştığım, daha çok uyanık kalmaya çalıştığım. Bu var ama bununla beraber ben günlük hayatımda da şimdi zaten tüm dikkatimle sendeyim. Soru soruyorsun, cevap vermeye çalışıyorum. Günlük hayatımdaki ilişkilerimde de mesela. Yani kızımı dinlerken, eşimi dinlerken tüm dikkatimle, tüm şefkatimle orada onunla olmak. Bunu yapmaya çalışıyoruz mindfulness pratiklerini hayatımıza sokarak. Ama bu demek değil, ben gün boyu her ne yapmaktaysam tüm dikkatimle oradayım. Mümkün değil, zihin gidecek. Yani zihnin işi bu, zihnin işine ben müdahale edemem. Benim yapmaya çalıştığım, her yaptığım aktivitede zihnim her gittiğinde nazik bir şekilde yine Yasemin yine dikkatin dağıldı. Yasemin yine zihnin başka bir yerlere gitti. Hadi şimdi buraya gel. Hadi şimdi buraya gel. Hadi şimdi buraya odaklan. Ben o pratiklerle bunu yapmaya çalışıyorum. Sıfırlamak değil ama olabildiğince her aktivitede uçuşan zihnimi içinde bulunduğum ana getirmeye çalışıyorum. Niye bunu yapmaya çalışıyoruz biz? Yine o çalışma gösteriyor ki bu %47'lik %47'sinde işte geçmişte ya da gelecekte, diğer kalan kısımda burada, dikkatinin daha çok şimdi ve burada olduğunu söyleyen insanların mutlu musunuz sorusuna daha mutlu olduklarına dair cevap verdikleri yönünde. Anda olan insanlar daha mutlular. Onun için biz anda bulunduğumuz sürede dikkatimizi buraya vermeye çalışıyoruz. Tüm çabamız bu aslında. Olabildiğince ama sıfırlamak değil. Vallahi çok güzel. Esasında ben şöyle kendi terimimle yine ben hayatı kompartmanlar halinde yaşamak gibi düşünüyorum bunu. İşte nasıl bir odadan çıkar başka bir odaya girir de o an işte çocuklarınla oynadığın bir odadasın. Force majeure bir şey gelmediği sürece o odada kalıp çocuklarla olmak, sonra iş odasına geçmek ya da işte şu an belki şu yaptığımız sohbet, belki bahçede çim biçiyorsun, çim biçme odasına geçmek ama hepsinin hakkını vermek. Yani hiçbirini yalap şap yapmamak. Belki 5 dakika, belki 50 dakika. Ve tabii şu var.
doğru kompartmanlarda mısın? Soru o. Onu da hayat amacını bilerek planlayıp, ama tabii insan da hayat amacını bilse bile hayatın getirdiği işte bir anda pandemi çıktı. O yüzden esnekliğe de izin vererek onu yaşayabildiği zaman sana çünkü hani kompartmanlara sıkı sıkıya bağlı kalmak da insanı bir anda hani attachment dediğimiz o neye obsesi oluyorsak orada sistem kırmaya çalışıyor bizi. Yani obsesinden geri döndürmeye çalışıyor. Bir de dediğin şunu düşündürdü. Hani herhalde düşünceler şey gibi olması lazım. Böyle nasıl rüzgar yalayıp geçer saçlarımızı, ondan sonra esinti alır gider. Aynen geldi ve bizim o istemediğimiz düşünce geçip gitmesine izin vermek lazım. İşte özdeşleşmemek lazım herhalde. Evet. Sen söylerken hep içinde prensiplerden de bahsediyorsun aslında. Çok kritik olan. Zihnimizi gökyüzü gibi düşünürsek düşüncelerimizi de buluta benzetiyoruz. Yani zihnimiz gökyüzü, düşüncelerde bulutlar. Dolayısıyla ben ona müdahale edemiyorum. Ben kontrolümde değil bugün gökyüzünün bulutlanması. Gökyüzü bulutlanacak, bulutlar çıkacak. Benim sadece yapmak istediğim o bulutların geldiğini fark etmek, yine bulutlandı, yine çok bulutlandı. Bunu fark etmek, fark etmeyi hatırlamak. Bunu yapmaya çalışıyorum ben. Gitmesine de izin vermek. Yani bağlanmadan, onu tutunmadan bizi günlük hayattan koparan o. Yani düşünce gelebilir diyoruz. Gelsin. Ne beni mutsuz ediyor ya da başka şeye odaklanmamı engelliyor? O düşünce gerçekten %100 gerçekmiş, doğruymuşçasına onu öyle bir tutunuyorum, ona öyle bir bağlanıyorum ki. Yani o bana iyi gelen bir düşünce de olabilir. Hani ondan ayrılmak istemiyorum. O bana zarar veren bir düşünce de olur. Rumination diyoruz psikolojide. Tekrar tekrar aynı düşüncelerin gelmesi. Geviş getirme bunu fark diyorsunuz etme, değil mi ona? Geviş getirme diyoruz. Bunu fark etmem çok kritik, çok önemli, çok değerli. Ne olacak fark ettiğimde? Fark ettiğim anda geldiği gibi gitmesine izin vereceğim. Diyeceğim ki kendime, Yasemin dün yine aynı şey oldu. Dün yine inanılmaz bulutlandı zihnin. Bak bugün ona dair bir şey var mı? Oldu, bitti, geçti. Bugünkü bu düşünce de böyle. Dolayısıyla o düşüncelerin de gelip geçici olduğunu kendime hatırlatmak önemli. Ona tutunmamak, onunla böyle özdeşleşmemek için her bir düşünce, her bir duygu, oluşan duygunun varlık süresi bilimsel çalışmalar gösteriyor. En fazla 30-40 saniye kadar diyor. Yani o duygu geçecek, o gelen düşünce geçecek. Bunu kendime hatırlatmak ona tutunmamamı sağlıyor aslında. Bu şu da demek değil tabii Kenan. Yani hani gelsin gitsin boşver önemsemeyin. Bu da önemli değil, bu da önemli değil. O zamanı geldiğinde, o sırası geldiğinde zaten onu düşüneceğim. Zaten ona odaklanacağım. Geldiği an baktığımda şu an buna dair yapabileceğim bir şey var mı? Şu an buna dair yapabileceğim hiçbir şey yok. O zaman onu fark ediyorum ben. Gece uyuyamayız böyle. Kafamızda bir sürü şey dolanır. Tam da o saatte, o dakikada buna dair yapabileceğim bir şey var mı? En fazla ne olabilir? Kalkıp işte unutmamak için not alabilirsin, hatırlatabilirsin. Yaptın, bitti. Yani başka düşün, bir şey yapamazsın. Dolayısıyla onun geldiğini, şimdi değil, hadi sabah bunu üzerine düşünmek üzere park ediyorum demeyi öğrenmeye çalışıyoruz mindfulness pratikleriyle. Ya çok güzel şeylerden var. Mesela park etmek, yani benim maalesef böyle kendimce jargonlarım var. Ben buna pozitif erteleme diyorum. Hatta bunu bir işte kullanırken ya Kenan ya böyle şey olur mu demişlerdi ama ben pozitif öteleme de erteleme diyorum. Çok güzel dedin. O an acil değilse fark et. Hani çünkü bazı şeyler var ki bugün yapmanla 3 gün sonra yapman arasında ya da zamanı geldi yapman arasında fark yok. Yani sadece o an egonu tatmin etmek dışında ya da o an yapacağın daha önemli bir şeyden enerji almak dışında. O yüzden fark etmek, oraya fark etmeyi de fark ederim. Bir de sen %47 dediğin yani bilinçli düşüncelerin. Tabii bir insan diyelim travma halindeyse belki bu %87 oluyordur. Ama çok rahat bir zamandaysa mesela İzmir'e gideceksin şimdi rakı balık yaparken %17'ye düşecektir. Tamam mı? Evet. Sanırım haller yani dış koşullar ve haller var. Bir de hani bu işin seninle bir akışı konuştuk ama mesela şunu konuşmak lazım belki şu anda. 30-40 saniye kadar geçen bir duyguyu neden insan alır da 30-40 saat kafasında geviş getirir? Yani duygusal özdeşleşme dedik. Sen de psikologsun ya, bize onu anlatıp bunu bir otopilotla bağlasan. Çünkü sanırım bu noktada bunu konuşursak çok anlaşılır olacak. Yanlış mı? Evet. Yo çok doğru. Yani neden onu yapıyoruz? O yapma halini de öğreniyoruz çünkü. Yani şunun gibi. Ben işte ne olsun bu duygu? Öfkelendim. Öfkelendiğimde
hiç farkında olmadan verdiğim tepkiler var. O öfke duygusunun da arkasına sığınarak. Öfke diyoruz mesela. Burada şeyin de altını çizeyim duygulara girmişken. Duyguları pozitif, negatif diye kategorize etmemek lazım. Öyle olunca bu duyguyu yaşamam gerekiyor. Bunu yaşamayayım, uzaklaşayım, kaçayım gibi bir hisse geliyor. Duygular pozitif ya da negatif değil. Duygu, duygu. Sadece belki konforlu, konforsuz diye isimlendirebiliriz. Varlığında o an kendimi iyi hissetmiyor olabilirim. Hayal kırıklığı olduğunda, başarısızlık duygusunu hissettiğimde, yaşadığımda. Bu bana iyi gelmiyor olabilir. Dolayısıyla konforlu, konforsuz. Hoş, nahoş belki olabilir. Ama pozitif, negatif değil. Yani öyle bir duygu ayrımı yok. Öyle kategorize etmemek gerekiyor. Ben o duygu, duyguyu yaratan ne düşünce? Yani bir düşünce duyguyu tetikliyor. Buna dair hala araştırmalar var. Geçen bir programı dinledim. Hala şeyi de konuşuyorlar. Düşünce mi duyguyu yaratıyor, duygu mu düşünceyi yaratıyor? Hala devam ettiği için ben de bir şeyden bahsediyorum. O duygu düşünce davranış üçgeni var ya. Dönüyor. O devam ediyor. Mesela 1980'li yıllara kadar duygu düşünceyi, düşünce duyguyu duyguda davranışı yaratıyor. Orada bitiyordu. Şimdi diyorlar ki psikologlar, uzmanlar, davranış da yeni düşünceyi belirliyor. Yani ben keyfim çok yerinde, mutluyum, bedenim rahatlamış, işte burada sohbet ediyorum, bundan çok keyif alıyorum. Bu iyi olma hali, hem bedenimin iyi olma hali, duygumun, düşüncemin, bir sonraki düşüncemi de pozitif anlamda. Bir gitti geldi. Evet. Kusura bakma, son iki cümlemi tekrarlayabilir misin? O duygu, düşünce, davranış üçgeninde bilelim ki davranış da, yani üçüncüsü olan davranış da yeni düşüncemi belirliyor. Dolayısıyla ben günlük hayatımda memnun olmadığım bir alışkanlığımı değiştirmek istediğimde davranışta yapacağım ufacık bir simülasyon, ufacık bir değişiklik, bir hareketlilik yeni düşüncemin pozitif olmasını etkileyebilir. Şunun gibi bir şey, araba kullanırken mesela. İşten çıktım, tam da çıkarken yöneticim canımı sıkacak bir şey söyledi, kafama takıldı, tam da keyfim yerindeyken aslında. O düşünceyle arabaya bindim. Direksiyonu öyle bir tuttum ki ben, yani düşünceyi zaten zihnimde böyle, neden böyle dedi, neden akşam gerek var mıydı? Öfkelendim, sinirlendim. O duygu haliyle de direksiyonu öyle bir sarıldım ki ben, yani direksiyonu çıkarırcasına, hele bir de trafik var dışarıda. Şimdi böyle bir sarmaldayım. Bu anı yakalamak önemli. Yani direksiyonu sıktığım anı yakaladım, fark ettim. Orada bir değiştireceğim en kolay şey davranışım. Şöyle bir direksiyonu rahatlatsam, bırakmayacağım. Rahatlatacağım sadece direksiyonu. Direksiyonu rahatlattığımda, bedenimin farkına varıp, bedenimi şöyle bir rahatlattığımda, bu farkındalık, bu değişiklik sonrasındaki düşüncelerimin pozitif olmasına sebep olabiliyor. Sonra diyorum ki rahatlattıktan sonra, tamam ya Yasemin, dünyanın sonu değil. Yarın gider yöneticinle konuşursun bunu. Bunu söyleyebiliyorum kendime. O sonrasında pozitif duyguları bana getiriyor. Dolayısıyla bu sarmalın içerisinde bütün günüm benim böyle bir üçgenin sarmalın içerisinde gidiyor. Ne zaman ki canın sıkıldı bir şeye, hemen bir durmak, mindfulness'ın da öğrettiği şey o. Bir dur bakalım ne oluyor. Ha, şimdi kendi böyle hissediyorsun. Bunu hangi düşünce tetiklemiş olabilir? Bu düşünceye. Bak, bu duygun geçici. Yani bu duyguyu tetikleyen bu var. Düşünceyi buldun mu buldun. Bu düşünce ne kadar gerçekçi? Ne kadar doğru? İmkanın varsa yazmak. Yazmak o anlamda, hani sen belki buna dair bir şeyler ekleyebilirsin. Çok önemli. Çok. Yazarken o çok güçlü olan düşünce, inandığım, bağlandığım düşünce etkisini yitirebilir. Yazarken evet, diyebilirim ki ya hayır, yani bakıyorum bu kadar da kötü bir şey değil aslında bu. Bunu söyleyebiliyorum. Dolayısıyla günlük hayatımın içerisinde ara ara bir durup, ne oluyor? Neyin içerisindeyim? Ne yaşıyorum? Duygum ne? Duygu, hani iyiyim kötüyüm ötesinde çok duygu var. Huzurlu, rahatlamış, ferahlamış, sıkışmış. Bir sürü, yani onunla ilgili arkadaşlarımız duygular listesini biz evde onu uyguluyoruz. Duygular listesi bizim ortada. Kızım, o duyguları öğretmeye çalışıyorum. Bu duygu sende ne çağrıştırıyor? Bedeninde nasıl hissediyorsun? Nasıl tepki veriyorsun bu duyguyu hissettiğinde? Bedeninde nerede hissediyorsun? O duygu sözlüğümüzü genişletmeye ihtiyacımız var. Ve o duyguların gerçekten gelip geçici olduğunu kendime hatırlatmaya. Pratik yapacağım. Bol bol pratik yapacağım Kenan. Yani bunun başka bir yolu yok. Kesinlikle. Pratik yaparak öğreneceğim bunu.
Yani esasında senin dediklerine ben bazı eklemeler yapayım. Güzel sohbet çünkü. Yani biliyorsun benim en büyük takıntı diyeyim ama sevda diyeyim bunu. Sevdalarımdan birisi inanç, bilim, felsefe, mistisizm, Evet. ezotizm birleştirmek ve bunun ben birleştiğini görüyorum. Mesela sen biraz önce bir psikolog kimliğini, mindfulness uzmanı, insan kaynak kimliğini dedin ki yavaşlamak dedin, Evet, durmak evet, dedin. evet. Tasavvufta durmanın adı riyazat. Ve Hı-hı. bütün ezoterik ekollerde yani safsat olanla gerçeklerde önce bir dur denir. Kabını boşaltmak için dinle, yavaşla bir kere. Yani bir dış alemden ayrıl, yavaşla. Ondan sonra durmayı öğren. Bu nedir? Geldi bir şey, işte öfken geldi, dur. Öbür Evet. türlü şey gibi hani vurulan tahtadan gelen ses gibi etkiye tepki verirsin. O zaman özgür iradene. Bir özgür iradeni kullanmayı öğren. Bir gör bakalım farklı bir şey olabilir mi? O yüzden de bu dediğinde var. Bir de ikincisi, sanırım bizim en büyük sıkıntılarımızdan birisi ya o ya o. İşte sıfır mı bir mi? Ya arada neden hem o hem o değil? Yani Evet. işte sen duygu, düşünce ve davranışlardan. Şimdi mesela bazı Budist uygulamaları var. Sessiz beden. Gözünü kapa, sessizce 5 dakika otur. Yani dıştan içe duyguyu alıştırıyorsun. Bir de yani bunun gibi birçok eşyası şey var. Ya da mesela idealize ettiğin bir kimlikle, bir guruyla ya da atıyorum Atatürk'ü düşün. Ondan da önemli düşün. Düşünceden feyiz al. Şimdi her yerden giriş var. Ama bu kadim ezoterik ekollerde, mistik, ruhsal ekollerde hep şey var. İnsan dışarılardan tesire gebedir ve bu insanın duygu ve düşüncelerini beraber etkiler. Hani batı Evet. olarak diyor ki illa neresi? Bence çok önemli yok. Çünkü hani sen psikologsun daha iyi bilirsin ama bizim eğer bilinçaltımız işin işte %94'ü ise 9'da 1'i diyelim. O buzdağının altındaki şeyler bizim bilinçli hayatımızı etkiliyorsa ve bilinçaltı duygularla yazılıyorsa çünkü o duygu, çocukluk mesajları ondan sonrasında çocukluk kararlarını Evet. duygularla geçiş oluyor ve savunma mekanizmaları kişiliğe kadar gidiyor. O zaman bir olay olduğunda anında milisaniyelerde o duygusal çağrışım yapılıyor. O zaman biz neye göre tepki veriyoruz? Anlama göre yani zihin haritasına göre tepki veriyoruz. Şimdi o yüzden Evet. düşünce, duygu ikisi de belki yan yana, öncesi değil, yani at başı değil. O yüzden o dış tesirler bizim anlam mekanizmamızda biz daha düşünmeden bir şeyi tetikleyip sen otopilot diyorsun ya, otopilota bizi sokup işte Gurdjieff Aynen. 4. yolda buna otomat insan diyor. Çünkü 100-150 yıl önce robotlar yani otomat insanla otomatalar önemliydi ama robot insan o bizi robot yapıyor. Şimdi senin bahsettiğinde o zaman mindfulness bir dur, ana odaklan ve Evet. ana odaklanmak var, anda yaşamak için dur ve yavaşlayı veriyor. Yani esasında yine kadim ve modern inanç, bilim, felsefe, ezoterizm, mistisizm, ruhsal hepsi esasında simya bile aynı şeyi söylüyor esasında. Bu benim hoşuma gidiyor çünkü Güzel, odur güzel. budur değil. Ya herkese yol var. Sen psikolojiden git, öbürü gitsin mistisizmden. Evet, Yollar evet, aynı evet. yere çıkıyor. Gitmek iste yeter ki, değil mi? Gitmek Kesinlikle. iste. Bu dediğin çok önemli. Ben şimdi hep şeyle karşılaşıyorum Kenan. Eğitimlerimde böyle küçük gruplarla çalışırken de tamam duralım ne olacak durunca? Yani ne olacak? Durmak o kadar büyük önemli bir adım ki. Ben durmadan hareket ettiğimde işte zihin yani bunu öğreniyor. İşte ben öfkelendiğimde sesimi yükseltiyorum. Öfkelendiğimde ortalığı kırıp döküyorum. Zihin bunu öğrenmiş. Her o öfke duygumu tetikleyen bir durumla, bir olayla, bir kişiyle, bir şeyle karşılaştığımda o dediğin gibi otomatik pilotta o tepkiyi veriyor. Ben durduğumda tepki vermek yerine bir anlamlandırıp bunun için uzun dakikalara, saatlere ihtiyacım yok. Bir durup bir nefesime odaklandığımda ne oluyor şimdi Yasemin burada işte öfke duygunu tetikleyen bir durumla karşılaştım. Bir dur. Durduğumda tepki vermek yerine o özgür irademle seçim yapıyorum. Durup ha, şimdi zamanı değil. Biriyle tartışmaya başladım. Karşımdaki kişi sesini yükseltti. İşte iletişimde anlatıyorum ben. Sesini yükselttiğinde biz de otomatik savunmaya geçiyoruz. Savunmaya geçtiğimizde otomatik bizim de amigdalamız tetiklendiği için savunmaya geçiyoruz. Ama o öfkeliyken ben de sesimi yükselttiğimde ama hayır öyle değil. Böyle dediğimde onun yükselen sesine karşılık bir işe yaramıyor. Durup bak şimdi burada karşımda öfkelenen bir insan var. Sen istediğin kadar anlat seni duymayacak. Kapalı yani o duygu durumu o kadar yüksek ki duymayacak seni kapalı. Onun için ben bir durup baktığımda kendimi savunmak yerine bu karşımdaki öfkeli insana şu an duyuramam kendimi. Bunu görebiliyorum. Bunu kendime söylüyorum.
Onun için diyorum ki şimdi değil, biraz sonra konuş, fark et şimdi. Şimdi değil, şimdi çok işte öfkelenmiş görüyorum. Kimse karşındaki kişi, ne düzeyde bir iletişimin varsa şu an size sesimi duyuramıyorum, şu an kendimi anlatamıyorum. Siz bir normale dönün, sakinleşin, bir 15 dakika, bir yarım saat, işte yarın konuşalım. Bunu diyebilmek, yani durma bana, durmak, yavaşlamak bana davranışlarım arasında seçim özgürlüğü veriyor. Durmadığımda otomatik o kırıcı davranışı sergiliyorum ama durduğumda daha bana da karşımdaki insanın da işine yarayan, dünyanın işine yarayan tepkiler, davranışlar sergileyebiliyorum. Onun için bir durup, bir nefes alıp ne oluyor ya bir bakmaya ihtiyacım var. Mesela ben bazen sokakta insanları izlemeyi seviyorum, yani rahatsız edici şekilde. Mesela bir olur ya, gevrek çocuklar peşimize takılır. Birisi dönüp geri geldiğinde sevecenlikle severken ya da işte almayacağımı bile güzel söylerken ya da alabilirken diğeri küfredip laf edebiliyor. Hatta o çingene çocuk belki biraz espriye dökünce dövmeye bile karşı çalışabiliyor. Şimdi iki insan ama anlamları farklı. O anlam mekanizması farklı. O yüzden anlam mekanizması farklı olunca tepki girmiyor. Esasında hep bence bugünün bilimin hani bu neuroscience dedikleri bilim çok güzel ama hep insan mekanizmasını anlıyoruz. Bir de insanın o psikolojik ya da ruhsal süreçleri de var. Şimdi amigdala devreye girecek normalde de ama girmeyebilir. Yani neuroscience mekanizmaya bakıyor. İşte kapının kolu var. Ben belki kapının kolunu çevirmeden de kapıyı açabiliyorum. Şimdi amigdalayı belki anlam mekanizması farklı olan, olaya pozitif bakan bypass edip tamamen neokortekse ve prefrontal loba geçmesini sağlayabiliyor. O zaman da sevgi ve şefkati öne çıkartabiliyor. Öbürü ise otomatik tepki veriyor. Bir anda elini kaldırabiliyor. Yeri geldiğinde kötü bir şey bile yapabiliyor. O yüzden o durmak bence çok önemli. Durmak bir erdem esasında. Evet. Kesinlikle öyle. Durmak pasif olmak değil. Bunu da çok duyuyorum. Ne yapalım? Durup hareket etmeyelim ben. Durunca o süre insanlara o kadar uzun geliyor ki. Yani durup hiçbir şey yapmayacak mıyım? Evet, durup hiçbir şey yapmayacak. Şey yapmam abi, çok şey yapma hala aslında. Yani o hiçbir şey yapmayarak çok şey yapıyorsun. Dolayısıyla işte dediğin gibi amigdala onu öğreniyor. Yani işte o savaş, doğum, kaç tepkisiyle onun belirlediği tepkiler var. O tepkileri veriyor. Ama ben günlük hayatımda amigdalayı yönetebilirim. Yani mindful durarak, mindfulness pratiklerini hayatıma sokarak amigdalaya diyebilirim ki bak, bu tehlike senin alışkın olduğun gibi bir tehlike değil. Bu bir yangın tehlikesi değil. Bu bir açlıkla karşı karşıya değilsin, hani hemen çalışmaya girmen gerekmiyor. Bu böyle bir tehlike. Bu üstesinden gelinebilecek bir tehlike. Dolayısıyla hemen şimdi bir şey yapmana gerek yok. Hani bu tehlikenin senin öğrendiğin, bildiğin tehlikeden farklı. Bunu ona söylemeyi alışkanlık haline edinmen gerekiyor. Burada hep şunu da öneriyorum ben. Biz bunları pratiğini günlük hayatımızda, Kenan, çok yoğun o öfkeli halimizde, çok yoğun, o gergin, işte hayal kırıklığına uğradığımız zamanlarda yapamayabiliriz. Yani o zamanlarda bir de durup hadi şu öğrendiğimi hayata geçireyim diyemeyebiliriz. Ama biz bunları günlük hayatımızın basit pratikleri içerisinde deneyimleyebiliriz. Eşimle, kızımla evde. Ve tam böyle kızım bir şey dedi, ben onu dinlemeye, anlamaya çalışmadım. Ama anneciğim öyle değil böyle derken, dur mesela, o tepkiyi verirken yakalayayım kendimi. Hep şunu da söylüyorum. Şimdi bugün bunu konuştuk ya da mindfulness'la ilgili işte biri bir kitap okudu. Kitabı bitirdi. Artık mindful bir hayatı olacak gibi bir beklentimiz yok. Onun da olmamalı. Minik minik. Koçlukta da onu çalışıyoruz ya. Küçük adımlarla. Koçlukta da bir davranış değişikliğini konuşuyoruz. Ama ertesi gün gidip böyle davran demiyoruz. Ne olacak? Sen ertesi gün gittiğinde burada öğrendiğin şeyi bir kendini öfkelenip bir amigdalanın tepkiyi verdikten sonra, kırıcı bir davranışta bulunduktan sonra hatırlayacaksın. Ya kahretsin, dün ne konuşmuştuk diyeceksin. Bu ilk farkındalığın olacak. Bu olduğunda tebrik ederim diyorum. Yani bu farkındalığı yaşadıysan tebrik ediyorum. Bir ikinci pratiğinde, bir ikinci deneyiminde tam sırasında bunu yaşayacaksın. Bunu yapa yapa, uygulaya uygulaya artık amigdala bu tepkiyi vermeden şimdi bir dur Yasemin. Şimdi bir dur diyebileceksin. Onun için ben bunu hayatıma sokamam, yapamam gibi bir durum yok. Minik minik günlük hayatımın rutinleri içerisinde mindful, içinde bulunduğum anda olarak tepkilerimi cevaba dönüştürmeye çalışabilirim ben. Kesinlikle. Yine
Bu ezoterik ekollere baktığımızda o durmak pratiği ile ilgili dıştan işe çalışmalar ya da başlıyor ama bu ben şu alışkanlık değil mesela ezoterik pratiklerde hep alışkanlık değişimi var modern anlamda ve ben kişisel gelişimde de ruhsal gelişimde de alışkanlık değişiminin çok az konuşulduğunu görüyorum ve bununla ilgili ben bazı birkaç şeyler de çektim. YouTube'a koydum, eğitimler de verdim kendi eğitimlerimden ve çünkü mindfulness diyoruz da bak işin sıkıntısı şu. Değişim için bir bedel ödenmesi gerekiyor. Bu parayla olan bir şey değil. Alın teri, geri geldiğinde yorganın içine girip ağlamak, yani yapamadım demek ve o çabanın getirdiği o bedel olmadan olmuyor. O bedel de neyin bedeli? Düşünsene kendini bir dağın tepesine çıkarken ne kadar zorluyorsun. Bırakmak istediğinde bırakmıyorsun. Küçük adımlarla Robin Sharma diyor. Small wins diyor. Küçük kazançlarla o yavaş yavaş büyümeye başlıyor işte. Ve büyümeye başladıkça da o alışkanlıklar gelişiyor işte. 21 gün diyorlar ama London College'ın en son araştırmaları 66 gün. Ve mesela ilk 22 gün en zor hani böyle bir roketin yerden kalkarken harcadığı enerji. Ondan sonra bir insanın ikinci 20'lik gün, 21'lik gün ya döneyim dönmeyeyim dediği son 20'lik kısımda artık yavaş yavaş sistemin hani ne diyeyim tepeye doğru geldin ya da sporda da öyledir. 2-3 tur yattıktan sonra mesela atıyorum yavaş yavaş kasların daha çok yük kaldırmaya başlar. Rahatlaşır. Ama 66 günle beraber o alışkanlık eğer travma değilse travmalar daha uzun sürede çözülüyor ama alışkanlıkları değiştirmek mümkün. Şimdi bu bir bedel gerektiriyor, zaman gerektiriyor. Hani bir kere sustum, bir kere durdum değil. Devamlı gerekiyor ve onu hatta bir süre sonra zor olacak ama daha sonrasında bunu artık yavaş yavaş şefkatle yapmak. Hani bir güç oluşuyor. Fakat güç hani ben hep Star Wars örneğini veriyorum. Çünkü Star Wars çok güzel bir film. Ve dizi, aynı zamanda dizi. Çünkü o güçle beraber eskiden korkuyla insanın yaptığı belki durmalar bir süre sonra güçlü oluyor. Fakat gücün şöyle bir şeyi var. Bu sefer mesela Aikido yaptığım dönemde sensei derdi. Beni çok etkilediği için devamlı söylüyorum. En güçlü samuray kaçan samuray. Hocam nasıl olur ya? Dağıtsın ortalığı. Biz daha 20'li yaşlar değil. Değil. Tam tersi gücün varken geri çekilebilmek düşünebiliyor musun? Hani korkudan değil. Ondan sonrasında Dark Side'a kayıp kaymamayı da aşıp o yeni bir platoya geçmek var. O yüzden o kadar kolay bir pratik değil. Yani hep o eskilerde ezoterik metinler yani psikolojinin, bilimin belki 150, 200, 300 yılda anlattığını onlar binlerce gözlemlerle yapmışlar ya. O yüzden ikisinden de öğrenecek çok şey var. O yüzden yine altını çiziyorum. Durmak ve alışkanlık değişimi için devamlı pratik yapmak. Çünkü bizim zihin kayıtlarımız da hep pratiklerle alıştı. Ama o neden oturdu? Çünkü nöroplastisite gereği özellikle beyin ilk 3 yaşta %55 hacmine sahipti. İşte nöral bağlar gelişti, oturdu. Katılaşmadı ama o oturmuş kemikleşmeye yakın olan sağlamlaşmış bağları geçmek için eskiden bir senede kazanılan belki 10 sene boyunca çabalarak aşmak gerekecek. Yanlış mı? Dolayısıyla sabredeceğim orada. Yani sabır Süper. çok önemli. Mindfulness'ın önemli 7 tane tutumundan bir tanesi de sabır Kenan. Sabırı çok böyle yani çok özenerek çok güzel anlatıyor. Ben de çok seviyorum onu. Şefkat tutumlarından diğeri. Alışkanlıklarla bunu ilişkilendirmek önemli. Belki bir gün seninle alışkanlıklarla ilgili program yapalım. Ben konuşmaya Yapalım. başladım. Şimdi bu programdan sonra bir grupla beraberim. 1,5 saat alışkanlıkları konuşacağız. Of, süper. En Alışkanlıklar favori üzerine konularından. evet, bir şey yapma da hep mindfulness eğitimim sırasında alışkanlıkları çok okuyunca onun üzerine çalışma ihtiyacı hissettim. Çok da keyif alıyorum. Dediğin gibi 66 şu an açıklanan gün sayısı. En az 66. Yani 66 ile galiba 254 ya da 256 gün arasında bir şey diyorlar. Daha da uzayabilir bu. 21 gün sadece zihinde yani açılan bir alan o davranışa ama o davranışın artık otomatik pilotta yapılacağının garantisi değil. 66 gün tekrardan sonra olabilir diyor. Sabır orada çok önemli. Yani işte ben kilo vermek istiyorum diyor. Benim danışanım da çok insan. O kiloya yani o gün rahatsız olduğu kiloya ne kadar uzun zaman sonrasında geldiğini unutarak yani dün ben ideal kilodan bugün bu kiloya gelmedim. Bir zaman var orada. Dolayısıyla o istediğim kiloya gelebilmem için de bir sürece ihtiyacım var. Orada sabır önemli. Yani işte spor alışkanlık haline getirmek için de ona bakmam gerekiyor. Yani o süreyi otopilota sokmam için o davranışı, o tekrarı yapacağım. Sabırla yapacağım. Şefkat nerede devreye giriyor? Bu tekrarlar çok önemli.
Ama oldu da yapamadım. Dedim ki her gün yarım saat yürüyüş yapacağım. Ya da haftanın 5 günü. 5 günü olmadı. Yani başka bir şey çıktı. Hani müdahale edemedim. Kontrolüm dışında oldu. 4 gün yapabildim. 5. günü yapmadım diye kahretsin. Yine beceremedin, yine başaramadın değil. Olmadı, denedin, yapamadın. Ya da o 5. o gün yapmamayı tercih ettin. Onu bir şekilde telafi edeceksin. Yani orada hırpalamadan kendini. İşte anda olmak demek dediğimiz o. Oldu, bitti, gitti. Yapamadın. Şimdi tek gerçek olan şu an. Dolayısıyla benim neydi yapmak istediğim bu? Düzenli yapmaktı. 5 gün yapmak. Bugün itibariyle tekrar 5 gün yapacak şekilde düzenime devam ediyorum. Orada şefkat gerekiyor. Hırpalamamaya ihtiyacım var. Bu şefkat o kadar önemli ki, çünkü zihin bir taraftan da o eski alışkanlığına dönmek için orada hazır bekliyor. Uyumuyor çünkü o eski düzen, eski alışkanlıklar hazır bekliyor. Onu canlandırmamam için o sabırla, o şefkati göstererek kendime o zaman diyeceğim ki hadi kaldığın yerden devam ediyorsun. Hadi bakalım. Yani hırpalama kendini. Onun için sabır, şefkat, hani bu örneklerle o tutumların içine de girmiş olduk aslında. Güzel oldu. Sana o tutumların ne olduğunu saymanı rica edeceğim ama ondan önce bir şey diyeceğim. Benim konu güzel olunca ben de yorum yapmadan duramıyorum. Yani dedim ama konuşurken de dediğimi unut. Sen istersen yıl tutumunu söyle, ondan sonrasında aklıma gelirse söyleyeyim ben. Bazen tamam. Unutuyorum böyle. Unutunca da biraz da duruyorum. Çünkü terkinle ilgili okuduklarım, durmanın da insanın unuttuğu bir şeyi birkaç dakika sonra o boş anda hatırlamasını sağlıyor. Yani bu terkinin kurucularının ismini hatırlayan bir adam var. Emil bilmem kim. O bunu söylüyor ve ne zaman yapsam oluyor. O yüzden susacağım, gelecektir birazdan. Yedi tamam. Tutum nedir? Sabır dedin, şefkat evet, dedin. Evet, evet. Sabırdan bahsettim, şefkatten bahsettim. Başlangıç zihni. Çok önemli tutumlarından bir tanesi. Başlangıç zihni, merakla. Burada neyi kastediyorum ben? Mesela buradaki örneğim de beslenmeyle ilgili bir şey olsun. İşte sağlıklı olan gıdalar var bizim için. Hani Dünya Sağlık Örgütü tarafından da tanımlanan. Ben brokoli hiç sevmiyorum. Ama her gün bangır bangır brokoli ne kadar faydalı olduğunu uzmanlar söylüyor. Ben sevmedim. Bir deneyimim oldu. Yani ya işte yediğim yerde güzel yapmadılar. Ne diyeyim? Hani ağzımın tadında bir şey olmadı. Sevmedim ben onu. Ben de onu diyorum ki, mindful beslenmede anlatıyorum, bu anlamda danışanlarımla çalışırken, brokoliye bir şans daha ver. Bir şans daha ver. Yemediğin, pişirmediğin başka bir yöntemle pişir onu. Çocuklar için mesela bu çok önemli. Dinleyen arkadaşlarımıza bir ipucu olsun. Sevmedikleri gıdaları aynı formatta sokup, hadi no, ye, lütfen ye değil. Başka bir formatta, başka bir içerikle, başka bir baharatla, başka işte haşlama değil, başka fırında, fırında değil, başka bir şey. Her neyse. Başka bir formatta onu tekrar sokup tam ki ilk defa yiyormuşçasına kendime şans verme. Başlangıç zihniyle kastettiğimiz bu. Ya da işte spor yaparken, mindfulness'ın içinde mesela mindful yürüyüş var. Yürüyüş yapmak, yürüyüş yaparken mindfulness, mindful bir şekilde yapmak çok önemli. Sanki o her gün geçtiğin yoldan ilk defa geçiyormuşçasına bir merakla bak. Heyecanla bak. Aa, ne kadar çok ağaç varmış fark etmemişim. Aa, burada bu varmış. Yolun üzerinde bu bank varmış görmemişim. Başlangıç zihniyle baktığımda orada olan her gün baktığım ama görmediğim ya da gördüğüm ama unuttuğum şeyi tekrar fark ediyorum. Bunu tekrar fark etmek, tekrar yaşamak beni ana getiriyor. İçinde bulunduğum ana getirmek için yardımcı. Dolayısıyla ilişkilerde de böyle. Hep aynı şeyi konuşuyoruz. Hep aynı şeyi tekrar tekrar söylüyorum. Yani ya artık yapacak bir şeyim yok diyor. İşte danışanımla çalışırken. Her şeyi denedim Yasemin. İlk defa konuşuyormuşçasına. Yani eşinle ilk defa bu konuyu konuşuyormuşçasına bir zihninde toparla. Ve öyle bir başlangıç yap. Mindfulness da çok önemli. Anda kalmanı sağladığı için birincisi bu. İkincisi yargısızlık. Ya da şöyle aslında Kenan. Yargısızlık demeyelim de yargılarımızın farkında olma. Yani yargısızlık mümkün değil. Zihin yine hep kategorize ediyor. Her gördüğün iyi, kötü, güzel, çirkin. Bunu otomatik yapıyor zihin. Sadece içinde bulunduğum anda karar verirken, bir şey yapmaya çalışırken, birine bir şey anlatırken tam da o içinde bulunduğum anda o yargılarımın farkında olmak. Özdeşleşmemek yani belki de. Ha, o başka bir tutum. Onunla da ilişkilendirebiliriz onu. O yargının farkına varmak. Bir arkadaşımla ilgili şunu dediğimde işte ben artık onunla benim hiç konuşacak bir şeyim yok dediğimde bu kararı alırken geçmişte yaşadığım bir sürü şeyden yola çıkarak bunu söylüyorum. Hı-hı.
Yani bu kararı alırken bu kararımın içinde sadece geçmiş tecrübelerimin olduğunu farkına varmak, hatırlamak, kendime hatırlatmak önemli. Yargılarımın farkında olmak. O yargılarımın farkında olarak içinde bulunduğum anda karar vermek önemli. Özdeşleşmemek dedim, bırakabilmek diyoruz ona. Hani bir anlamda let it go, bırakmak, özdeşleşmemek. Bu da önemsememek, yok saymak, halının altına süpürmek değil bir şeyleri. Yani onun yolu var, o akacak. Ben onu engelleyemem, ben onu hızlandıramam. Olmasını çok istediğim bir şey varsa onun zamanının gelmesini, sabırla da birleştirelim bunu. Zamanının gelmesini bekleyeceğim, olmasını bekleyeceğim, olacak ve geçecek. Ona sarılmadan, hadi şimdi olsun, hemen ihtiyacım var, hemen yapmak istiyorum, hemen, yani olmuyor, dur bekle. Yani ona sarılma, doğru. Onunla özdeşleşme. Onun akmasına, akışına izin vermek önemli. Biz bunu biraz şey de yapıyoruz, Hülya Hoca ile transaksiyon analiz sohbetimizi de keyifle izledim. Orada bizim o drama üçgeni vardı ya, evet. Kurban rolü. Yani kurban ben onu çok deneyimliyorum. O özdeşleşmenin sonucu kurban rolü ya da kurban rolünün işte bir etkisi özdeşleşme. Hani hep ben bunu böyle yaşıyorum, kahretsin, o bir şeye tutunuyorum. Kurban rolüne giriyorum. Bunun farkına varma. Bak yine Yasemin kurban rolüne girdin. Yine buna tutundun. Yine bu duyguya tutundun. Yine bu düşünceye tutundun. Bunun farkına varma, kendimi oradan çekmeye çalışma. Akışına izin vermeye ihtiyacım var. Kabul önemli. Kabul, hı hı. Kabulü çok konuşmadık galiba. Kabulü konuşmadık ama kabule, bütün anlattıkların kabule getiriyor esasında. Evet, çok önemli. Hep kabulle ilgili de şeyi anlatarak başlayayım. Kabul yine pasif anlamda, ne yapalım, bu da benim başıma gelecek, bunu da yaşayacakmışım deyip, bu da pasif bir kabulden bahsetmiyoruz. Kabulün içinde olanın kabulü var, olmakta olanın. Yani ben şu an şunu diyemem, keşke bu programı Kenan'la yapmasaydık diyemem. Yani biz Kenan'la karar verdik, yaptık ki bitmedi yani, şu an programın içerisindeyim. Hani şu an özgür irademle bitirebilirim, bitirebiliriz ayrı. Ama keşke başlamasaydık değil yani. Başladık. Biz o programın içerisindeyiz. Çok canlı bir örnek. Olanın kabulü. Yani olanın içerisinde benim istemediğim, benim hoşlanmadığım, çok keyif almadığım bir şey varsa bunu fark edip ona dair aksiyon almamın bir sonu yok, engeli yok. Ama olanı kabul edeceğim. Şey gibi düşün. İkimiz de şeyde çalıştık. Operasyonda, fabrikalarda çalıştık. Hani Allah korusun iş kazası oldu. Bir iş kazası olmuş. Ben hani şahit oldum. Neden oldu? Neden böyle yaptın? Neden dikkatsiz davrandın? Oldu. Şimdi benim odak noktam nasıl iyileştirebilirim? İyileştirdim, toparladım. Geçti, bitti, iki gün sonra hadi arkadaşlar gelin bakalım beraber. Neyi ya eksik yaptık ya da işte neyi yanlış yaptık? Bunun neyi farklı yapabiliriz? Neyi farklı yapabiliriz? O zaman onun konuşma zamanı. Ama olmakta olan şeyi fark edip, kabul edip, İçinde bulunduğum anda hareket etmeye ihtiyacım var. Onun için o pratikler önemli. Kabul çok önemli. Yani kabul edip oturup hani beklemek değil. Kabul değişimi getiriyor. Yani kabul etmediğim zaman direnç gösteriyorum. Kabul ettiğim zaman harekete geçiyorum. Kabul etmediğim zaman oturup kalıyorum. O öyle olmasaydı, şu şunu demeseydi, bunu böyle yapmasaydı. O gider onun sonu yok. Ama kabul ettiğim an olmuş. Şimdi ne yapacağım? Aktif dikkatimi, kabul. Odağımı veriyorum. Aktif bir kabul var. Beni harekete geçiriyor. Neyi atladım? Sabır, şefkat, başlangıç zihni, yargısızlığın yargının farkına varmak, bırakabilmek ve kabul dedik. Altı oldu. Evet. Bir tanesi. Güven. Biri de güven. Güven. Abi, evet. Süper. Güven. Neye güven? Çok önemli. Sisteme mi güven, kendine mi güven, başkalarına mı güven? Onu bir şöyle bir değişeyim. Şeyle başlayalım aslında. İçinde bulunduğum anın en değerli, en gerçekçi an olduğuna güvenli. Yani şu an içinde bulunduğum an tek gerçek an. Bir dakika öncesi ya da bir dakika sonrası bilmiyorum. Yani hı-hı, tek gerçek an şu an. Ve içinde bulunduğum ana dikkatimi verdiğimde geleceklerin daha hayrımı olacağına güven. Kendime güven, duygularıma güven, duygularımın bana bir ipucu, bir mesaj verdiğine güven. Karşımdaki kişiye, iletişim halinde olduğum kişiye güven. Ama güven duymayacağımız insanlar da var. Güven duyarak başlamak. Güven duyarak başlamak. Hani o güven yıkılırsa, sarsılırsa onu o zaman düşünürsün.
Ama güvenerek başlamak, sisteme, sürece, kendime, yani içinde bulunulan an içerisinde o ana katkıda bulunan, o anda faydası olan her şeye güven aslında. Çok önemli prensiplerinden bir tanesi. Süper valla. Harika prensiplerden bahsettin. Ve biraz önce dediğim de aklıma geldi. Kendimizi otomatik pilottan çıkarmaya çalışsak da bu mekanizma, biz esasında insan mekanizmasından kaçamıyoruz. İnsan mekanizmasını doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Yani bu şey gibi, bir katilin elinde Chucky gibi bıçak insan öldürürken o bıçakla çok güzel bir yemek de yapabiliyor insan sevdiklerine. O yüzden biz nasıl bu kısmı? Mekanizmayı Hı-hı. anlayıp daha iyi bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Seninle konuştuğumuz, hani şunları da konuşalım dediklerimizde konuşmadığımız şey vardı. Biz bir nevi tepkiden karşılık vermeye geçiyoruz. Hani tepkide ben özgür iradesiz tamamen otomatik pilot diyorum. Ama karşılık vermekte seçim hakkımız var, bilinç evet. var, bilinçlilik var ve biz hayatı bilinçli yaşamaya çalışıyoruz. Mindfulness'ın içinde, hani belki bütün bu mindfulness'ın çıktısı bilinçli yaşam. Hani bilinçsiz, evet. rüzgarın önündeki yaprak değil, bilinçli olarak yaşamak. Tabii ki hayat yeri geldiğinde bizi alacak da, çünkü insan hayattan büyük değil, hayat bizden büyük. Ama orada bile, o rüzgarın alıp bizi götürdüğü olumlu olumsuz yerlerde bile bilinçli yaşamak. Ki zaten olumlu olumlu diye bir şey yok. Yani hayat nötr, onu yorumlayan evet. öyle biziz. O yüzden de tepkiyle karşılığı kesinlikle ayırmak lazım. Peki evet. bizim hemen hemen 7 dakikamız kaldığına göre şu ana kadar acaba yine. Kesinlikle ben de elindeki notlara bakıyorum. Nelerin üzerinden konuşmamız lazım? Yani belki bir iki tane pratikten bahsedebiliriz. Evet, evet, kısaca evet, tarihçesinden de. Belki geçmeye gerek yok ama ne dersin? Şu an düşünüyorum. Bütün her şeyden konuştuk seninle konuşalım dediğimiz. Evet, evet, evet. Pratiklerinden konuşalım. Evet, evet. Pratiklerini konuşarak bitirelim. Bence kritik kısmı o. Şimdi biz mindfulness pratiklerini biçimsel olan ve biçimsel olmayan pratikler diye ikiye ayırıyoruz. Biçimsel olan dediğimiz, Kenan, gün içerisinde ekstra zaman ayırarak yaparsam olacaklar. Yani meditasyonlar. Mindfulness eşittir meditasyon değil. Mindfulness'ın pratikleri meditasyonlar. Yani mindfulness pratiği dediğimiz meditasyonlar. Bu meditasyonlar da işte uyuklama, işte başka bir yerde kendimi hayal etme gibi değil. Mindfulness pratiklerinde olmasını istediğimiz durum tamamen uyanık kalma hali. Neye uyanık kalacağım? Bedenimdeki hislere neye uyanık kalacağım? Duygularıma, düşüncelerime ve dışarıda olup bitene. Uyanık kalma hali. Meditasyonlar yapacağız. Bunlar dinleyen arkadaşlarımız internetten girebilir. Sesli meditasyonlar var, yönlendirmeli. Ya da ona da gitmeden günde bir 10 dakika, 10 dakika ayırıp 10 dakika oturup işte sakin bulduğum bir odada, illa sakin bir oda olmasına gerek yok. Havaalanında yapan insanları görüyorum. Ben uçakta yapıyorum mesela. İçinde bulunduğum ana dikkatimi vermeye çalışmak. Gözlerimi kapatabilirim. Bana güven vermiyorsa, iyi hissetmiyorsam kendimi hafif aralık bırakarak sadece 10 dakika tüm duyularımı hissetmeye çalışarak, mesela ayak tabanlarımı hissetmek çok önemli. O şekilde oturup günde 10 dakika şöyle bir beden taraması yapmak diyoruz. Bedenimde ne tür hisler var? Başucumdan ayak parmak uçlarıma kadar ne tür hisler var bedenimde? Ne tür duygu ya da duygular var? Tam da şu an içinde bulunduğum anda. Zihnimden ne tür düşünceler geçiyor? Düşüncelerle uğraşmıyorum, kavga etmiyorum. Sadece bakıyorum. O bulutlar, hani bulut metaforunu hatırlayalım. Ne tür düşünceler geçiyor? Biçimsel meditasyonları bunlar. Biçimsel pratikleri, uygulamaları. Bunu yaptığımızda ve bunu 8 hafta düzenli yaptığımızda amigdala'da küçülme, prefrontal lobda da daha kontrolün elinde olduğu bir yapıya geçebiliyoruz. Nöroplastisiteden yola çıkarak. Yani ben beynimi, nöroplastisite kavramı da o ya, hani hem yapısal olarak hem şekilsel olarak, fonksiyonel olarak değiştirebiliyorum. Bu pratikleri yaptığımda, bunu hakikaten laboratuvar ortamında ölçmüşler, gözlemlemişler ve mindfulness'ı bir tedavi şekli olarak kullanıyorlar şu an Avrupa'da, Amerika'da. Bir tedavi şekli. Dolayısıyla bu pratikleri günlük hayatıma koyduğumda biraz önceki söylediğimiz örneklerde o tepkiden cevap veren, karşılayan kısmına geçebilirim. Bir de günlük hayatımda, hani o zamanı ayırayım, günlük hayatımda da yapabileceğim çok şey var. Başta konuştuk ya seninle. Her ne yapmaktaysam dikkatimi yapmakta olduğum şeye vermek. Dolayısıyla içinde bulunduğum, yapmakta olduğum aktivite neyse
dikkatimi bilinçli, farkında bir şekilde ona odaklamaya çalışmak. Yani işte çalışıyorum, bilgisayarım burada. Bunu yaparken neye ihtiyacım var? Altta bir sürü dosya var. O dosyayı kapatıp 10 dakika hakikaten bir proje yetiştirmeye çalışıyorum, bir sunum yetiştirmeye çalışıyorum. O 10 dakika, 15 dakika, yarım saat ayırdım. Hani tüm dikkatimle, tüm farkındalığımla orada ona odaklanabilmek. Pratikleri günlük hayatta yaptığımda bu dikkatimin kalitesi artacak, miktarı artacak. Başka bir örnek, kısaca yürüyüşten bahsettim. Bunun için de ekstra zaman harcamaya gerek yok. Atıyorum, katlı bir binadayız, 7. 8. 9. katta oturuyoruz, bir sağlık problemimiz yoksa asansöre binmek yerine arada bir nefeslenerek, arada bir durarak bir o merdivenlerden çıkarken, üst kata çıkarken bir mindful yürüyüş pratiği bu. Nefesime odaklanmak, kalp atışım tık 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 hızlanıyor. Bacaklarımdaki, kaslarımdaki o hareketi fark etmeye çalışmak. Buna bu arada 1,5 dakikamız kaldı. Birazcık kesileceğini söyleyeyim. Yapmakta olduğum her neyse ona odaklanmak. Aktivite her neyse dikkatimi ona vermek. Biraz önce dediğin gibi mindfulness bence yaşamsal bir beceri. Günlük hayatının kalitesini, günlük hayatının niteliğini geliştiren bir aktivite, bir yaşam tarzı. Böyle bakarsak ilgilenen arkadaşlarımız Instagram'la ulaşıp kaynak önerebilirim. Biraz kendileri detay araştırma yapabilir. Çok önemli. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi bu sohbet çok süre oldu. Birkaç saat daha bile konuşulabilir. Ama evet. Yani bu şekilde kalsın. Belki seninle bir alışkanlık değişimi üzerine de siz Türkiye'den evet. Döndükten sonra bir yapalım. Güzel bir sohbet olur. Onun dışında sen anlatırken şöyle bir iç sesimden bir şey geldi. Belki 8 haftada Bilinçli Yaşam gibi bir kitap mı yazsam acaba bilemiyorum. Yani bunlar çünkü yazdıklarında ama böyle hani açanlar onu pratiklerle doldursunlar. Yani 200 sayfa yazma acaba öyle mi olsun diye aklımdan geldi. Yani güzel. Teşekkür ederim. Bilmiyorum yani. Zamanı olabilir. Bilmiyorum belki. Ama çok teşekkürler katıldığın için. Bu konu bence önemli. Çünkü mutluluğun da, tekamülün de anahtar araçlarından biri bence. O yüzden de katıldığın için çok teşekkürler. Gönlüne sağlık, ağza sağlık. Eşinle, çocuğunla, Türkiye yolculuğunda güzel olsun. Su gibi gidin, su gibi gelin diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok ben güzel. De iyi ki böyle bir şey yapalım dediğinde kabul etmişim. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için de. Yapalım tekrarını başka bir konuda.